Burak Timur olacak inşallah. Valla sorma. Ne ya? Ben ki az şey. Abi adam harbi Timur olma yolunda. Hülagü sınırlarını geçti adam. Ya bir de şimdi hani Almanla savaşıp savaşmayacağımızı bilmediğimiz için bu şeye gitmedik, İndoçina'ya falan. Ben savaşmayı istemiyorum. Zaten çok fazla imtiyaz da verdik. Onlar savaşmayı tercih ederse Ruslar arkadan girecek. Kötü bir hamle olur onlar için. Biz buna böyle 39,5'ta direkt. Direkt yani. Güzel fabrikası var. Çocuğa da 60 şuraya veririz. bin. Vergisi. Hakkın. Değil mi böyle? Canım hak yani şimdi. Çocuğa da verelim. İngilizler şeyi ele geçiremedi burada Kanada'yı daha. Niye biliyor musun? Irak her şeyi bozdu. Dengeleri bozdu adam Irak'la. Helal olsun. Irak batıya gelmesin tehlikeli. Evet tehlikeli bir şahsiyet kendileri. Evet. Bir kendisiyle konuşsak mı? Bu başarının sırrı nedir? Başarının sırrı ne? En son çoban sürüsüyle dolaşıyordu. Vallahi anlamadım yani. Çoban yani koyunda mı bir başarı var anlamadım ama. Pilav milav teklif ediyordu bize. Gelin pilavıma tabak neydi? Pilavıma kaşık atın falan diyorsun. Garipsin. Ne lan bu? Falan dersi istiyor. Hoşt köpek. Köpek. Kış. Yok sana. Bunu. Merhabalar, hoş geldiniz. 70 güne İtalya'dayız. 70 güne İtalya'da mısınız? Hani bize, hani bize. Geliriz de şey biz bir İspanya yapalım ya da eş güdümlü de yapabiliriz ya. Biz İspanya Eş güdümlü yap. vargolatabiliyor muyuz? Şeyde Yok. Haziran'da. Haziran. İtalya çok güçsüz durumda zaten. Dağlarda tutmuyordur. Nehirde tutuyordur. Evet. İtalya'dan nereye? Napolyon topraklarını ister misin İspanya'da? İsteriz. Ya bir de biz eğer bir Westrom kurabilirsek tungsten üretimi ve manpower bayağı olacak. Onu bize kısa süreliğine sağlarsanız topraklara Ya girebiliriz. İşte ne geçici süre diyorsun? verirseniz çok güçlü bir şekilde Tabi yerimizi tabi dururuz. veririz. İberya'nın kor olması hepimiz için daha iyi. Kesinlikle. Efendim merhaba. Buyurun. Kanada'ya giriyor şu an Amerika. Bir garanti atabiliriz aslında. Yani Bakın. bilmiyorum İngiliz oradan çekilmek de çok büyük hayatının fırsatını kaçırdı ya. Amerikanlar görüşmek istiyor. Hı. Ne alacağız? Merhabalar. Buyurun. Şimdi Luis Bey, sizden bir ricam vardı. Evet. Görüyorsunuz ki Avrupa'da siz de faşistsiniz, bunun farkındayım ama faşizm artıyor. Evet. Ve bu konuda şeysiniz. Benim isteğim vardı sizden, sizin için de uygunsa ki sizin de düşmanınız olduğunu düşündüğüm bir ülkeye karşı. Kime karşı? Almanlar. Biz diyoruz ki İngilizlerle siz ikiniz birlik olup Almanlara yönelim. Yani tabii sizin tercihiniz. Biz bu konuda size Valla karışamayız. dediğiniz Ama teklif bizim teklifimiz budur. makul ama biz Almanlara dost bildik yani bize dosta ihanet Ama bizim olmaz. açımızdan sakıncası yok. Biz sadece size teklif sunduk. Ama iyi ilişkiler yürütebileceğimizi düşünüyoruz sizinle. Kötü değil. Yani ben zaten en başından beri sizinle dost olduğumu belirtmişimdir. Yani ama ideolojik karmaşalar işte dediğimiz gibi. Yani. İtalyanlar demandı kabul etti. Gelin bölüşümü yapıyoruz. Ne demek kabul etti abi? Nasıl bir... Nasıl? Yani puppet olacaklar ama yani yine çoğu topraklarını alıyoruz. Abi olmaz öyle şey. Bence girip hepsini alalım. Yani tüm ülke demandını kabul edemez o ülke adam ya. Ya hayır, yarın bugün Westrom istesek bu adam verebilecek mi? Bu da var. Benim görüşeceklerim bu kadar. Nutkum tutuldu bir anda böyle konuşmalardan önce. Avrupa ateşli biraz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz, görüşürüz. Az önce kendi kendime tehdit oluşturuyordum İspanya'da. Diyor ki eğer buna savaş açarsan bu senin karşına savaşa katılabilir deyip beni şey yapıyor. gösteriyor. İspanya'daki çıkarmayı kontrol et. Bir de bir yerden bir petrol al sevabını. Aldık da yetmiyor, bu ne? Fransız ordusu niye bu kadar Ki yine Fransa'ya sallamaya başladı. Bir tane piyade itemedi az önce. Paket yemiş bir de. Orduya bak. Baksana şuna. Bak Dur bak bak. kardeşim, geçme, gördüm. O niye öyle harbi olayın? İşte Fransız ordusu. Ben boşu boşuna demiyorum. Fransız ordusu. Bak paket diyecek şu tane. Bu ya abi. Ben boşu boşuna konuşmam yani. Fransız ordusu. Almanlar bizi savaşa çağırmış. Niye girmedik? Gireriz. Gir. İtalya'ya da girelim. Gir. Efendim. Efendim ittifaklarımızı istiyorsanız birleştirebiliriz. Yani sizin ittifakınıza katılmak isterim. Dur bir saniye dur girme. Lan Ben agresyonu girmiyorum. bozamıyorum. Stability kaybedeceğiz. Almanlara durumu açıklasana. Birazdan girebileceğimizi söyle. Söyleyeyim. Yani Amerikan üzerine yapacağınız hamlelerde sizi destekleyeceğiz kesinlikle. Şöyle, Kanada maalesef bize itaat etmedi. Ama Evet. Amerika ile daha önce yaptığımız bir anlaşma vardı. Onun sonucunda Kanada'dan bize biraz toprak verecek. Bu da olası bir Amerika operasyonunda bize büyük bir avantaj sağlayacak. Yani bizden destek isterseniz veririz. Girebiliriz artık Almanlara söyle.
dediğimiz gibi yani Amerika ile anlaşmanız ne kadar akıllıcı olur bilmiyorum. Bence Amerika'yı yemeniz lazım. Japonlar da hazır ittifakınızdayken. Yani. Çok kötü bir ordu be. Agresyonu iptal ettin mi? Evet evet gir. Tankı basabiliriz aslında artık. Basıyoruz zaten. Gerçi varyantlı şey yapalım. 4 tane tank yükseltelim. Var. Varyantı var zaten. Yok elimizdeki hazır tankları bir yükseltelim dedim. Gerek yok. Sonra şey yapalım. Aga be. Adam bizimle savaşmayacağını düşünmüş. Efendim satılık. Neye? İngiltere sattı bizi. Standart. Al hepsini. Biz yanınızda olacağız sizin merak etmeyin. Peki ileride nasıl bir politika sergileyeceksiniz? Almanlar siz biz oluruz. Efendim. Evet. Pardon söze girdim de hani biz Polonya'ya sıfır atıyorduk ya. Evet. Gerek kalmadı o bize demant attı. Evet onu gördüm. İsterseniz Portekiz'i de indirme kuvvetine sahibiz. Sizin isteğinize bağlı şu anda Sayın Başbakan. Şu 10 güne şeye justification attım. Almanlar bir garantisini çekebilirse. İtalyanlar savaşı bitmek üzere galiba. Evet. Güzel. Biz alacağımız yerleri alalım. Alın. Ya şöyle nerede puput bırakacaksınız? Vallahi... Biz bırakırız. Libya'da bırakırız biz. Girelim mi? Neye? Portekiz'e. Gireceğiz ama önce bir French Union. Savaştayız. Şu İsviçre savaşı o zaman. Bir 70 ama gün Polonya'ya oldu. Gireceğiz bir de. Polonya Almanları çok kısa zamanda düşürür diye düşünüyorum. Değil mi? Tabii tabii. Tamam. Fransızlar bir Züriye alamıyor mu ya? Daha biliyor mu buralar? Buradan direkt Ruslara girmemiz ister mi? İyiydiniz acaba? İmişti. Olabilir. Mantıklı. Seferinizden yani zaferle dönmüşsünüz. Tebrik ederiz. Evet. Biz de faction'ınıza katılabilir miyiz? Sizin bize de yer var mıdır acaba? Aslına bakarsan var ama senden ufak bir arzumuz var. Ben istemeyin zaten veriyorum size her şeyi. İşte ufak bir arzu ya çok önemli bir şey değil. Yani ben o şey tungsten toprağını size verebilirim efendim. Sadece tungsten değil geri kalanı da yani anakara hadi. Anakara efendim ne yaptınız ama ya öldük biz. Ama Vesro biliyor musun? Ben donanma kuvvetlerini hazırlıyorum. Evet. Ne için? Güney Amerika için galiba. Efendim bizi niye öldürüyorsunuz? Biz öldürmüyorum. Ben seni ittifakıma dahil hepsini taşıyorum. Yani ama şu an Madagaskar operasyonundan bir farkı yok bunun ama olsun. Yani bu arada'yı biz size direkt şu an verelim. West Roma'yı da diğer toprakları aldığınız zaman verelim. Ya yani Anakara'yı ver. Ben sana destek olacağım. Ekonomik olarak sen bana bir alo diyeceksin. Ben sana bütün fabrikalarına döneceğim Anakara'daki. Yani Anakara'daki evet, bütün fabrikanı veririm. Olur kabul ediyoruz. Tamam gönder. Naizane bir demantı bu ama. En azından dostane bir demant oldu. Düşmanlığımız bari olmasın. Lisbon bizde kalsa olur mu böyle bir maneviyat adımı? Yok. Siz de buradan uğurluyoruz yeni dünyaya. Yeni aldığımız topraklar ana karamızdan daha değerli. Biliyorum. En azından ulaşılamaz. Evet. Değil mi? Sizden uzağa kaçtık efendim. Donanmayı da getiriyordum tam. Yok donanmayı kınına sok. Düşmanlığa gerek yok. Evet. Şöyle verdim efendim ben bütün ana karamı şu anda. Bir kaç sivil? Ben bir bakıyorum. Bir bakıyorum. Yani nereden baksanız 30 yani fabrika verdim. Yok. Orada ben görüyorum. Bir sivil var sadece. Şimdi yok. Kırılanları dahil etmiyoruz. Bir not al. 5 Porto. 7 Lisbon. Bir tane Santrem. Evet. 2 tane de Beja. Kaç etti? 10 etti. 10 etti. Şöyle 10 efendim, fabrikanızı 10 verelim. 12 yapayım ben gönlün olsun. Tamam olsun. Matematikte biraz iyiyimdir de efendim. Çok iyi hesap yaparım. Matematikte iyi olmanız önemli. Tabii efendim, tabii. Matematik özellikle. Sen de bir tık öldük de bu Tonkin'i bari bize verseniz olur mu? Efendim zaten bütün Tungsten ihtiyacınız dünyadaki en büyük Tungsten. Yine siz özgür bir devletten toprak mı istiyorsunuz? Rica ettik. Estağfurullah. Olacak ama iş değil. Ama çok öldüm Tungsten'de. Demokrasi düşmanı. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Sen kaynak açığın oldun mu bana bir alo de dönerim ben. Ben de sana ambargo. Hangi sen satayım mı sana? Yani sana birebir döner. birebir ticaret dönerim ben sana. Bu Malaya'da da sahibi sizmişsiniz. Bu Avustralya boş mu acaba? Avustralya tabii orada buyur. Sen, Malaya yani, boş lan koş Malaya'ya koş. Gerçekten tabii canım hemen boş. Sayın itler sökülebilir mi acaba? Westrom mu? French Union kurmamız lazım önce. Kurun ya. Porto Brezilyalılar acaba artık askerlerini ana karamızdan çekebilir mi? Evet onları unuttum. Dikkat edelim.
Biz bugünleri öngördük efendim. Direkt anakaradan kaçtık zaten. İskandinavya'ya yerleştik. Gördün mü onu? Tabii ki. İskandinavya'da size Portekiz'i demeyelim ya. Güney Amerikalı kardeşlerimizin yaşamasında bir sıkıntı görüyor mu Almanlar? Hayır. Bize yok, görmüyoruz. Asla. Efendim hızlısından bir French Union lazım bize. Evet, sonrasında da şey lazım bize. Vesrom. Saint Louis. Buyurun. Ya helal et biliyor musun ya? biz seni alacağız bu arada. Haberin olsun. Bana sen birkaç toprak verin bari. Yok yok, sen French Union'u kabul et. Toprağı boş. Sen French Union'u kabul et. Ben seni yaşatacağım. Sen rahat ol. Yeni sana yeni bir özel devlet kuracağım. İlk gönlümüzde yaşayacağız. Efendim Sayın Louis, bize de bir lastik toprağı verilebilir mi minimal? Soğut anlan gibi. Siz kimsiniz? Ben efendim Portekizli. Özgür bir devleti toprağına mı yine sulanıyorsunuz? Efendim yok, lastik kaynaklarını orada işletmek için. Estağfurullah. Aha. Kilitle reddediyoruz. Ama biz veriyorduk efendim. Ama senin sınırında 2 milyon Fransız ordusu vardı. Peki Yunanlıların faşist olup hala dayanması kaç puan? Oldu mu harbi? Vallahi olmuş. Oldu mu? Bence o Fransa, Yunan yaşatılabilir ya. Haklı bir savaş yürütüyor ya. Bence ama de. Türk dostlarımızı da karşımıza almak istemeyiz. Gerçi Türk dostlarımızın petrolü yok. İsterseniz ben bitirebilirim orayı ama toprak isterim yani. Sen bence çok göze batma. Sen yine özgür bir devletin toprağına mı göz? Ya efendim ama şimdi ittifak mı saldırıyor oraya? Sen gene de çok ses etme. Bak Sweden iyi bir toprak. Sen taşındın. Memnun musun? Efendim memnunuz. Çok güzel, güzel toprak. Bir Nordin var. Bir Nordin Nordik var. Yani kurulabilse var. Kuracağım efendim. Sayın Fransız hükümeti, ben ikna edemiyorum Hitler. Siz ikna. Yani ben şöyle ikna edeyim. Bence Bulgarlar Hitler. Zayıf ama Romenler onlardan daha zayıf. Efendim ben onu bir ikna edeyim hemen. Hitler, öpücük ister misin? Yani Romen, sen de oradan kurtulamazsın. Bak onlar zayıfsa sen onlardan daha zayıfsın. O savaşı bence bitirmen lazım. Önemli bir konu var. Öpücük neremde? Dudağında bir şey kalmış. Maşaya gel bak. Lan. Şimdi sen Louis, bu French Union'u kabul etmez. Ne oluyor? Sen kabul et. Kafana takma. Ben seni yeni bir yere taşıyacağım. Sen de sana Madagaskar'ı vereceğim. Sayın Louis taşıma konusunda bayağı uzmandır efendim. Evet. Taşıdıklarımız arkamızdan bakar. Yani dostlarımız kalır kalır ama yani. Bak bak Portekiz, memnun musun? Memnunuz efendim. Bu daha kadar. Da büyüdük yani. Bu kadar bak. Bak bu yani. Bakalım French Union geliyor. Sayın Başbakanım. Biz geldik. Hızlı gelmişsiniz. Savaşı kazanan devlet geldi. Tam ya. Kazanamadım. Yardım edin. Ölüyorum. Atina'da düştüm. At var. Hayır. Tebrik ederim Yunanlılar. Sayın Başbakanım sizce kabul edecekler mi French Union'u? Hayırlısı. Haydi bakalım. Hay maşallah. Hay maşallah. Dur dur. İfta alayım. Hay maşallah. Şey hay maşallah. Bizim. Hay maşallah. Görün hay maşallah. Hay maşallah. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hay maşallah. Evet. Bana Fri? Dur dur. Aa. Oh güzel güzel güzel. Bana bir şey olmadı. Ne freeze ne freeze. Sen kabul et. Afrika bayağı büyük bir oranla kabul etmiş bu arada. Sadece Algerya ve şey kabul etmemiş. Algerya'yı alırız birazdan. Sayın Lüz. Bize bir şey gelmedi. O yüzden biz yaşamaya devam ediyoruz. Tamam sana toprak veririm. Şu Westrom kurulsun da. Kaç fabrika olacağız lan? 1000 fabrika görür mü lan? Görür lan. Ay maşallah. Görür mü? Lubicev, 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 Lubicev. Ay maşallah, ay maşallah. Sanırım Yugoslavya'ydı işte. Ha tamam dur 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 dur. Aynen aynen. Tam Monster'ı da bağladım. Bir şey oldu. Tebrik ederim. Sayın Luis. Bakın ne geldi orada. Şey daha geldi. Ne geldi? Bizans. Muhtemelen yok, Bizans geldi. Roman Empire ha? Roma evet. Nasip olur mu be? Evet bir burayı boşaltabilir miyiz değerli ülkeler? Herkes bir boşaltsın. Efendim biliyorsunuz uzun zamandır İngiliz hayalimiz var zaten bizim. Var 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 var. Aa şimdi bir Avusturya'yı geri verin bize. Evet, onu verelim. Birkaç toprağı geri verin. Ben Ruslara just soyma atayım. O verilir. Dur hatta ya bu Transylvania şeylere dur ben aldım. Alman'a yakışır orası, boş ver. Yakışırsak çok kafaya. Şuralarda. Dalmaçya'ya doğru da size veriyorum, sıkıntı yok. Tyrell'da vardı. Verilir, verilir. Şey yap.
Ya sorun yok. Sen görüntün Ruslara kalitelisinden bir demant atar. Ruslara en kalitesinden Urallara kadar sürmeyi istiyorum. Efendim acaba bizlere Aslas Loren verilebilir mi? Almanlar var. Sen hani çok mani kaçıyorsun. Bu Hermann Göring'i yakında şişleyeceğim. Vallahi şişleyesim var da gelemiyorum. Bizzat geleceğim yani. Bu arada Rus çok korkmuş, böyle bir titriyordu. Aa gariban lan. Aa. Böyle. Gariban da. Böyle çok titriyordu. Ben gariban dostuyumdur arkadaşlar bu arada. Merhaba. Kara Sanksiki. Sana Moskova'yı yakacağım dediğim vakit inanmamıştın bana değil mi? Yani inanmamak değil. Varsayımlara aldırış etmiyorum sadece. Şimdi sen benimle görüşmek istemişsin. Buyur. Ben seninle görüşmek istedim çünkü sen büyük bir adam oldun. Biz her zaman büyük adamdık ama Alman kardeşlerimizle doğru yolu bulduk. Bizim burada Bolşevik hainler. Yani bir şey haini diyorlar. Neyse boşverin. Kasım haini. Şey, Kasım haini. Evet o. Bunlar bizim bu Moskova'da bir isyan çıkarttılar. Bizim ülkenin yarı bütçesi gitti. Şimdi nacizane senden ufak bir isteğim var. Bilirsin ben düşene çok vurmam. Yani biz seni taşımak istiyoruz. Direkt sizin kuklası olsun. Hayır kukla yok. Biz öyle hükümetler değiliz. Biz özgür hükümetleri her zaman saygılıyoruz. Bak mesela bak mesela Portekiz'e. Nerede? Görüyor musun? Yaşıyor. Tabii bakabilirsin. Eğer olur da demandımızı kabul edersen seni steplerde yaşatacağız. Steplerde? Eh. Ha, bir akıllı sizsiniz ya. Demandımız yani Urallar ya Urallara kadar yani bak yani, bak şu step bölgesinde rahat bir şekilde hayat sürebilirsin. Şimdi size bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii ki. Bayılıyız. İlk iktidara geldiğinizde konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Evet. Demiştim ben size. Siz iyi bir adamsınız ama iyi bir adamsın dememiştim. Arkadaşım öyle dedim. Sen öyle bir şey demedin. Sen beni aşağıladın. Moskova'ya bir daha gelme dedin. Gelmedim o günden sonra. Öyle bir şey demedim. Ne demek demedim? Moskova'ya gelme dedin ama şimdi bu De Gaulle denilen adam... Ney? Şapur şupur öptü beni. Öper o. Sen beni aldattın. O öper o. Öper olsun. Ama hayır aldatmadı bak şimdi. Altına bakarsan Rus'u önce öpmüştü. Kumam sen oluyorsun. Seni ona tercih etmiş oluyor. Yani dur. Onu sana tercih etmiş oluyor. Bu yani. Size son bir şey söyleyip gideceğim. Ha. Topumuz gelmezsiniz, kalleşsiniz. Zaten topumuz geleceğiz. Dudağında bir şey kaldı. Demediğimiz var, bizim demediğimiz var. Sayın dünya liderleri. Ha, biz de gidelim. Anlıyorum, hepiniz heyecanlısınız. Efendim. Da. Sadece Luis kalabilir mi burada? Artık. Çok önemli. Neyse. Garip. Efendim biz de ailedeniz, biz de kalalım. Yok. Ben yoksun. Ya neyse, buraya bir boş al falan. Görün gide dışarı alayım, İtalyanları boş al. Yok. Göring dışarı. Aa. Çok kafam ağrıdı. Baş başa kaldık. Sonunda. Yani artık De Gaulle'yi yükmek istiyorum. Yani o farklı. Yok burada olmaz. Yok, konferans var. Olmaz. Şimdinin meselesi değil. Yani diyeceğim şu ki Ruslar bir yıla düşer. Bir yıl bile değil. Evet. 4 ay tanklarımızın suratıyla. Size bir Roma yakışır. Yakışır. Size de bir Gross Deutschland yani tam o anlamda. Kurdum zaten. Yok bunun en büyüğü var yani. Lebensur. Lebensur. Ya? Ne oluyor? Savaşa girdik. He. Çarmıya mıydı? La 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 la. O değil de Ruslar yok. Evet geldik yoktunuz. La bu Napolyon'a benziyor. Harbi bunlar nerede tutuyor? Geldik yoktunuz. Bak Napolyon gibi olmayalım. Kötü anıları açma. At var adamda. Acaba burayı mı? Efendim bu Napolyon Savaşı'nı özlemiş sanırsam. Yalnız. Atlılarla falan savunuyor anlamadım. At var. Allah'ım yarabbim. Lined. Korkuyorum. Deli mi lan? Bence bu hazırlanamadı. Arkadaş deli mi? Sizlere çok iyi bir haberim var. Hermann Göring daha demin intihar etti. Ben şu an habercisiyim. Hadi görüşürüz. Cidden mi? Ya o Berlin'e girince oluyordu da neyse sıkıntı yok. Zaten çok neyse, şeydi. Çok şey yapmıyor. Hemen şey masadan ya. Kalkan ilk adamı gömenler gibi. Çok içiyordu ya. İyi adamdı da kusurlar var. Allah rahmet eylesin. Oğlum nerede lan bunun ordusu?
Moskova'ya bir gideyim mi? Bir tane tank. Ben anlam veremedim. Tankı. Nerede oğlum bunun ordusu? Bir bakalım, bir bakalım. Buldum. Onu ben de buldum da bu ne? Baba burada alayım var. Burada var. Lan burada yok. Ne bu? Aa, aa karşılaştın. Aa, aa. Sen harbi erkek line'ına çekilmişsin. Bu ne? Aa, ilk defa bir line. Bu ne lan? Garip bir tercih. Arkadaşlar bu arada şakası yok ama yani. İtlik line o bu arada. Sırf ormanda falan tutuyor sizi. Jaggerbass. İtlik line. Evet. Bak, basalım. Dedim sana. Bir şey diyeceğim. Ona da üzüldüm. İngiliz invite pek işletiyor. Hı be. Amerika ile Brezilya saldırıyor ona. Amerika da mı İngiliz'e saldırıyor? Bu ne oğlum, biz çok başıboş bırakıldık ya. Ben Avrupa'da at koşturuyorum terimi var ya. Bir şey demek istiyorum da Ruslar buradan da çekiliyor. Evet. İtti çünkü. Adamın bir line'ı vardı, o da gitti lan. Ya vurdum yıkıldı yani, ben bir şey yapmadım. Domino gibi böyle puf. Moskova'ya girsene, yakmamız lazım. Evet. Yine. Yakamı çekiştirerekten konuşmaya başlamak istiyorum. Evet. Halkımın canını daha fazla yakmayın. Teslim oluyorum. Teslim olmak gibi imkan yok sizler için. Zamanında canını, kabul edecektin aslan. Halkımın canını yakıyorsun. Canını yakmıyorum. Napolyon'un intikamıydı işte. Matbaanın geç gelmesiydi. Öyle. Bunu yapmayın lütfen. Daha bir şey yapmadım. Bak git şuradan, üzülüyorum sana. Bak geri çekileceğim. Lütfen. Acımayın. %60 petrol bağlıyor. Al bakalım, kefere diyor. Senin petrolüne ihtiyacım yok lan benim. Çok. Vur indir. Bunlara böyle bakma. Bunlar eğer ki durum farklı olsaydı, bizi ya da seni ittifak alsaydı hep Raj takına dikerdi bayrağı, bak haber olsun. Acımaz. Bunlar acımaz. Diker. 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 Vallahi diker. Çok diker. O Türkiye'yi yediler. Islamic Iran State. Yok, Islamic Irak State coşturuyor ya. Bayrağa baksana. Bayağı coşturuyor. Bu ne oğlum? Çok da iyi petrolü var ha. Amerika İngiliz'e çıkarma atıyor. Evet, İngilizler beni faction alın falan diyordu da. Ya. Biz Roma var oğlum şimdi şunda. Japonlar görüşmek istiyor. Evet. Amerika konusu muhtemelen. Ya Amerika ya da toprak istiyor. Rusya seferinden sonra ne yapmayı planlıyorsunuz acaba? Roma. Onun için de Balkanlar lazım efendim ve bizim Islamic State lazım efendim. Ya hayır, Islamic State'in hepsi lazım değil. Gerekli toprakları beylerle transfer ederiz ama evet, Karpaçya pek yaşamaz gibi bu senaryoda. Onlar gidici. Efendim, peki Islamic State'i beğeniyor musunuz? Kendileri Asya'ya kadar uzanıyor. Evet, kendisi neredeyse, nereden baksan ufak bir... Az daha zorlasa Cengiz İmparatorluğu olur. Yani. Moğol İmparatorluğu olmaya başlamış. Evet efendim, kendileri şu an Hindistan'da alıyor efendim. Hindistan'da yiyoruz efendim kendileriyle. Hepsini kendisi bırakacağız. Hindistan'ı verin de şu şeye bir çıkarma atın ya, Santa şeye. İngiltere ölüyor efendim kendisi. Geri alırız. Bizim her şeyimiz var. Bir petrolümüz yoktu, onu da çözdük. Verimli de o sefer. Biz bir Roosevelt'le konuşalım, belki anlaşabiliriz. Buyurun. Efendim, sizinle bir anlaşma yapmak istiyoruz. İngiliz anakarasını bize verin. Biz de size ne istiyorsanız onu verin. Ya biz sadece İngiliz anakarasını alsak bize yeter. Biz daha bir şey istemiyoruz. Tank çekelim. Biz Roma konuşacağız. Evet ve topraklar verilmezse açıkçası aramız bozuşur. Yani bence iyi bir anlaşma olabilir. Size geniş ölçekli topraklar verebiliriz. Yani bana nereleri verebileceğinizi sunun. Ben de ona göre bir teklif kabul edeyim. Afrika'nın İngiliz hegemonyasında ve bizim hegemonyamızdaki yarısını sizlere veririz. İngiliz anakarasındaki. Yani benim Afrika'da çok bir gözüm yok. Size Roma kurmak gibi bir hayaliniz varsa Roma kurmanız için tamamen bölüşebiliriz. Yarısını evet, siz alırsınız, yarısını biz alabiliriz. Siz alın, yarısını ben alayım. Yani çok da şey değil benim açımdan. Sakıncası yok bu bölüşme işinin. Makul. Amfibi bilimlerimiz geliyor. Sizin eğer amfibiniz yoksa bilemiyorum ama bizim amfibimiz geliyor. Biz seninle ticaret niyese şey yaptık. Bir dakika, şöyle yaparsanız improv atın bizi. Atmama rağmen -200 bakıyorsun. Ben bakıyorum çünkü bir dakika ben not alacağım. Ya birazcık diyorum. Dünyanın canını okuduk da biliyor musun? O yüzden. Ne olmuş sanki Avrupa'ya? Ya yani ne olmuş var ya? Hemen de kızıyorsun ya. Ne kadar etmiyor, ben Avrupa'ya karışmıyorum. Niye? Ya İslam. O ne? Bir saniye. Bir dakika. Arkadaşlar ne? 11 havalimanı basmışız. Bu ne lan böyle? Olur mu lan böyle şey? Buraların sizi belirleyeceğiniz mekanda Cumhuriyet'in sefiri yaşatmak isterim. Oğlum bu niye bu kadar dayandı lan?
Bu ne lan böyle? İyi dayandı bu arada. İngiliz'in de donanması battı. Nasıl? Bayağı battı. Portekiz, kalbini kırmak istemem ama Roma. Efendim ben zaten verdim bütün toprakları. Benim de oralarda toprağım yok. Yok yok. Kardım, şey, İngiliz anakarası. Ha, veririz efendim. Sorun değil. Adam istiyor vermeye çalışmış. Portekizler çok verici. Efendim yani ne yapalım? Biz Portekiz alemimizde Fransızlara mı kaldık? Ama ilk tepkisi çok iyiydi. Geldi, Alman savaşını da arkadan görürsün dedi. Evet, orada biz birazcık erkeklendik ama. Başlatıyorum savaşı. Hazır mısın çıkarmalarımız? 10.000 uçak var, yeter diye düşünüyorum. Donanmadan submarinleri veriyorum da. Lan ne gerek var? İngiliz'in donanması mı var? Manyak. Yani bir donanma yok. Onu çıkartın aklınızdan da. Yani deneyebilirsiniz istiyorsan. Ya hak! Sayın Lewis. Evet. Balkan İttifakı'na ne cevap vereceksin? Cevabım. Tek sıkıntımız o değil, biliyor musun? Çıktık bu arada her yerde. Amfibiye gerek olmadı. Efendim bir şey sormak istiyorum. Evet. Yani sizden bir geçiş izni alalım da. Benim ordular burada sürünüyor çünkü. Sen de bana sınırlar ver. Sınırlar bozuldu falan. Monzi bir şey soracakmış. Tabii ki. Etik mi? Değil. Değil ama etik Roma. Yok ben aha. Allah. Aha. Al sana Roma. Kurarım bu arada, daha var. Portekiz İngiltere'den toprak istiyor mu? Efendim yani yüce gönlünüzden koparsa yani. Özgür bir hükümetle toprak istemeye yani. Estağfurullah efendim, bizim ne hakkımız varsa artık, ne diyeyim yani. Ben kendi payıma düşeni Portekiz'e veriyorum. Özgür bir hükümet kendine. Ya Portekiz'e her seferinde bunu diyor. Özgür bir hükümetten toprak istemiyor. Efendim biz istemeyi, çok dışlandık tam... ya. Yo, aslında dışlanmadın. Sana yapabileceğim iyi teklifi yaptım. Adam Avrupa'da başladı, Amerika'da bitiriyor. Ama yapabileceğim en iyi teklifi yaptım ona. Ben şu anda İberya kursam bu kadar güçlü olamazdım. Yani... Doğru söylüyor bu arada. 190 fabrika. Ne oluyor? He. Direkt. Şimdi bir saniye. Karpatça bir şey. Bulgar. Ne yapalım? Atayım. Onları sen gönder artık. Yani ya da bilmiyorum. Taşınmak isterlerse. Çağırsana bir. Taşınma davetiyesi verelim. Sizin bu birilerini bir yerden bir yere taşıma huyunuz. Dur. Çağırın bir. Hiç konuşmayın. Buyurun. Efendim, sizler için şahane bir görevimiz var. Nedir efendim? Uzak Asya'da topraklarımızı korumak. Neydi efendim, geldim. Tabii ki koruruz yani. Ya tabii bunun için işte Karpatça'dan çekilmek. Yani sizin adınıza biz orayı koruyacağız. Tayinin çıktı senin. Özgür bir hükümet olarak kalacaksınız sonuçta. Size dokunmayacağız. Biz sözlerimizi her zaman tuttuk. Özgür hükümetlere her zaman saygımız var. Mesela bak şeye. Portekiz'e bak. Nerede? Adam ordu kurdu. Mesela Bulgar mı? Bulgar'a da yok, yine aynı teklifimiz var mı? Ne? Yok ya, Romanya'ya. Aynı teklif işte. İkinize de aynı teklif. Bak bir de Rus'a mesela. Bak mesela İngiltere'ye. Rus'u karıştırma. O özgür bir hükümet değildi. O zaten iş karışıklığı falan fistan yani. Matbaanın geç gelmesi yani. Bizim Beserabya'mız da gitti. O verilir. O verilir. Versin Almanlar ya. Sen canını sıkma. Öyle de düşünme. Portekiz'i niye İskandinavya'ya tayin ettiniz? Vali olarak tayin ettim. Ben oradaki iktidarın yeteri kadar sağlam olmadığını gördüm. Ben Hicaz valisi olmak istiyorum. Yani halkın yarısı orayı sevmiyor gibi. Yok. Sor. Bak memnun değilse dişimi kıracağım. Söyle bir. Portekiz memnun musun? Ben gayet memnunum. Ben daha güçlüyüm. Bak Portekiz sayın Portekiz hükümeti yani memnun olabilir. Ama oradaki halk memnun değil gibi. Memnun bakabilirsin. Gayet memnun bakabilirsiniz evet. Hepsi Roma vatandaşı oldu. Vizeler kalktı bir kere. Vize kalktıysa ben de olabilir miyim? Vize kalkıyorsa biz de geldik. Efendim bize de valilik verilir mi? Valla şu Roma kurulana kadar herkese bu vali sistemini atıyor. Ben Hicaz valisi olacaksam okeyim. Sen geçmiş tarihte sıkıntıların var senin galiba biraz. Biz Orta Asya'ya tayin olduk. Önemli olan biz neyiz? Biz koca bir ittifakız. Önemli olan gerektiğinde seni tayin ettikleri yerde görevini sonuna kadar yürütmen. Be adam, Portekiz'de mi senin ittifakın? Evet, gizli. Sen biz nasıl ittifak, biz yokuz. Bak, öyle düşünme. Bak sen... Amerikalılar az önce özgür bir hükümetin demokrasiyi mi sorguladı? Kendi isteğiyle verdi bu arada, sorabilirsin. Evet. Ya biz o kadar gizli bir müttefikiz ki bizim bile haberimiz yok yani. Tabii. İşte o kadar iyi çalışıyoruz. Ne? Mesela sen etrafta hiç ejderha gördün mü? Yok vallahi görmedim. İşte biz aynı zamanda da ejderha avcılığı da yapıyoruz. Göremezsin. Böyle şeyler var. Biz Almanlara demand atıyoruz. Biz Berlin'i istiyoruz.
Ya karıştırma Romanya şimdi Berlin'i ya. Siz bir danlayın da ben size istediğiniz bütün toprak veririm. Her yana sevgiyle başla. Bir dakika ben bir de şuradan 3 ada alıyorum. Bir de biz lastik toprağı alabilirsek var mı ki İngilizlerin? Kaldı mı? Sende var mı? Sen. Deme at mı? At mı? Özgür bir hükümetin. Atma. Özgür bir hükümetin toprağını öyle mi? Özgür hangi hükümet dediyseniz özgür kalmamış ama sen. Var var. Ben danladım efendim. Ne olur ne olmaz. Aman ya. Hmm. Ben Vegas valisi olabilir miyim? Tabi tabi gel seni Texas valisi yapıyorum ben. Bu gel, ben halife nerede? Ben halife. onu da bir çağıralım. Gel Texas'a gel sen gel. Efendim yeni Texas valisi atadık. Hayırlı olsun. Görevinde başarılar dilerim. Petrollere sahip çık. Başka valilik isteyen? Ben. Gel Japon seni de bir Washington'a taşıyalım biz. Tüm başlayalım verir. Arkadaşlar serverimize haydi. Önden vermeyen kaldı mı? Bulgar bak Meksika'ya bak. Meksika'ya taşındın sen gel. Oo. Gel boş ver Avrupa'daki fakir toprakları gel. Fakir mi? Fakir toprak değil orası bizim öz vatanımız. Vallahi burada daha büyüksün gel. Yok ya biz orada da pek sevmedik. Biraz sıcak böyle. Psikopata bak. Tamam. 8 birim tank getiriyor sana. Ben bir tane de versene. Bulgar ben Selanik'ten son çıkışımı yaptım. Görüşürüz. Yapma. Sen bize vali olarak gelmeyi reddedersin. Öyle mi? Biz ana özgür bir devlet olarak ha? Biz ana vatanımızı vermeyiz. Ana vatanını geri vereceğim ama sana. Yani biz hiç kimsenin eline vermeyiz ana vatanımıza. Evet. Şu oyunu ilerletelim. Lan. Ben lan. Lan. Ne oldu lan? Oyun nasıl? Amerika sanırsam take all state falan attı verirken. Sen harbi lan büyük enayisin. Haydi Amerika'nın geri kalanlarına. Evet, Amerika'ya demandımız. Hak ettiğimiz topraklara aldık efendim. Girebilir miyim ki o şey? Biraz fazla hız oldu sanki. Ya o. Division'a diye çekmiştik ya, o ayıp değil mi? Savaş'ı kollayabilir miyiz? Kollay. Pilev neden çıkmam diyor ha? Yo. Çıktık bile. Pilev ne düştü? Çıktık bile pilev neden. Roma kurulmuş dünyadaki bilinen en büyük imparatorluk ve hayla öyle. Yani olay ne biliyor musunuz? Herkes Roma'nın unvanını kullanmak istiyor. Yani ben Roma'dayım, ben Roma'yım diyor. Ben Roma'yım diyor. O diyor ki yok lan ben Roma'yım. Allah benim ya. Falan. Ben olayım ya. Ve bendim yani. Biz de. Düşmedi mi lan? Romanya bile Roma'yım diyor ya. Şimdi ben Germen'im ama Roma kurabilir miyim? Biz Roma'yız. Hocam bak mesela Almanlar bile kabulleniyor. Ben Roma'yım diyor. Herkes. Ya Fransa bile bir ara ben Roma'yım demiştir emin ol. Frankish zaten ben Roma'yım diyor. Frankish gerçek bir imparatorluktur. Şarman imparatorluğu. Ama bizde kurduğumuz gibi değil aslında. Almanya'nın o kadar doğusu yok. Ve o Alman, Fransız, Melez gibi bir şey. Enteresan bir şey. Ve Roman Empire. Alvarsana bir rica isim Akdeniz kirlerine verir misin? Evet Akdeniz'leri verir misin olur kardeşim? Bunun da zamanı gelmişti. Efendim kaç fabrik oldu? Çok değil. Bu oyun çok fabrika basamadığı ülkeler öldü çünkü. Normalde 1000'i geçti zaman değil mi? 1000'den daha fazla olurdu. Eğer ki İtalya falan iyi fabrika bassaydı şu an 1500 vardı. Yani İtalya birazcık güçsüz. Osmanlı zaten Müslüman Roma değil mi? Abi hepsi. Çarlık bile ben Roma'yım diyor. Ama Roman Empire diye geçmiyor işte bu imparatorluklar. Yani ben 3. Roma'yım, ben 4. Roma'yım. Lan yok lan ben Roma'yım. Vallahi ben Roma'yım. Yani cebime koy Roma'yım. Ben Roma'yım, sen Roma'sın. Hepimiz Roma'yız oluyor. Roma İmparatorluğu bilinen ilk süper güç. Topraklarımız için savaşacağız. Sen özgür bir Fransa'ya, Roma'ya yani. İngilizler ne demeli? İngilizler çok daha büyük. Ama İngilizlerin merkezi otoriteleri biraz şey. Yani gidip de buradakini İngiliz kralı değil de şirket yönetiyor. Yani kapitalizmin doğuşu ya. Toprak İngilizlere mi ait? Evet ama kim yönetiyor? Ticari şirketi falan. İspanyollar da yine çok büyük. Antik imparatorluklardan Roma, Moğol ve Çin imparatorlukları diyebiliriz. Çok görkemli yani bu adamlar. Frankish var mesela bütün Avrupa'yı hegemonyasına katmış. Frankish çok güçlü. Heçerenin tamamına sahip. Zaten Heçere'yi Frankish Fransızlar kuruyor. Üçe bölünüyor ondan sonrası. İlhanlar hakkında ne biliyorsun? Büyük. Ama temelleri sağlam atılan bir devlet değil. Aynı şey gibi yani Timur gibi. Timur da mesela öldükten sonra gidiyor imparatorluk. Her zaman için imparatorlukların devamı esas alınır. Moğol İmparatorluğu mesela çok büyük bir imparatorluk ama bir insan ömrü kadardır.
kısacası.